1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası için Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda Vaiz Yusuf Kabakçı tarafından din görevlilerine camiler ve din görevlilerinin toplumdaki yeri ve önemi hakkında konferans verdi. 1-7 Ekim tarihleri arası Camiler ve Din Görevlileri Haftası olması nedeniyle Vaiz Yusuf Kabakçı tarafından İnegöl'de bulunan din görevlilerine Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda din görevlilerinin toplumdaki yeri ve önemi hakkında konferans verildi. Mesela bu konuda Bursa çok güzel bir örnektir. Eski Bursa'yı bir düşünün. Şehir alınıyor. Hemen evvel İzmir'de devşirme malzemelerle Şehadet Camii yapılıyor. Sonra Orhan Gazi oraya yetişmiyor. Aşağıya Orhan Camii'ni yaptırıyor. Sonra Murad-ı Müdavendigâr geliyor, gidiyor şimdi en batısına. Müdavendigâr Camii'ni yapıyor, Müdavendigâr Mahallesi teşkil ediyor. Sonra Yıldırım Han geliyor, Ulu Camii'ni yapıyor, merkezi müdürlüyor. Onunla yetinmiyor, bu defa şehrin en doğusuna gelip Yıldırım Camii'ni ve Külliyesi'ni yapıyor. Sonra Şeref Mehmet gidiyor, Yeşil yapıyor, Yeşil Mahallesi oluşuyor. Sonra ikinci Murat geliyor, Muraziye'yi yaptırıyor ve önce cami ve arkasında da o şaheser mahalleler oluşuyor. O yüzden de mimarlar, şehir planlayıcıları eski Bursa'ya, yani 50 yıl önceki Bursa'ya hayrandırır, örnek bir şehirdir. İnsanın huzur bulduğu bir şehirdir. Aynılarını yapmaya çalışmak zorundayız. Yine herkes camiden bir şekilde nasiplenmeli. Cemaat gelip namaz kılacak. Gelecek Kur'an okumayı öğrenecek. Çocuklarımız gelecek işte yaz kursu olsun, kış olsun gelecek huzur bulacak. Hiç namaz kılmayan insanlar bile gönül arz ediyor ki camiye gelsin en azından avlusunda otursun. Yani aklına şöyle bir şey gelsin. Nerede oturabilirim? Ha, falanca cami avlusu güzel. Onlar bile en azından caminin gölgesinden istifade etmeli. Yani bir insan canı sıkıldığı zaman gidip camide hiç olmazsa oturayım deyip düşünebilmeli. Böyle mekanlar ihdas etmek zorundayız. Görünüş.